Merhaba. Bu iki figür belki de Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki İslam Sanatları koleksiyonunun en sevdiğim parçaları. Sanırım daha önce bunlara benzer bir şey görmedim. Bu iki olağanüstü heykel figürü stükodan oyulmuş ve kalıba dökülmüş. Stüko yumuşak, mermere benzer bir madde. Taş gibi değil. Onun içinde oyulması ve şekillendirilmesi gayet kolay. Stuko'yu önce kalıba dökebilir sonra şekillendirebilirsiniz en güzel yanı da hafif olup duvara asılabilmesi figürler çok yumuşak olmalarına rağmen günümüze kadar ayakta kalmış harika durumdalar bu kadar iyi durumda olmalarının nedenlerinden biri büyük ihtimalle çölde bulunmaları bu figürleri çok canlı dinamik güzel parlak ve heybetli olmalarından ötürü bu kadar seviyorum Ayrıca İslam sanatı ile ilgili en büyük yanlış kanılardan birini, İslam sanatının ikonlara karşı olduğu kanısını çürütüyorlar. Yahudi kültüründe olduğu gibi İslam kültüründe de insan vücudunun ve hayvan vücudunun betimlenmediği öğretilir. Bu eski ahitteki yasaklardan çok da farklı değil. Ama İslam sanatının ilk zamanlarında bu yasaklamalara camilerde ve dini mekanlarda başvurulmuş. Ancak seküler hayatta bu yasaklamalardan eser yok. İslam farklılıklarıyla çok karışık bir kültür. Onun içinde İslam kültüründe genellemeler pek de bir anlam ifade etmiyor diyebiliriz. Örneğin Stüko'da simgesel çalışmalar mevcut. Seramiklerin, vazoların üzerinde, metal işlerde, el yazmalarında, resimde bu simgeleri görmek mümkün. Onun içinde bu iki figür simgesel çalışmanın tek örneği değil. Aslında bunlar büyük bir geleneğin istisnai örnekleri. Bu iki figürün nereye ait oldukları en zor sorulardan biri. Nasıl bir bağlamda kullanıldıkları bilinmiyor. Ama yine de bu iki figürün bir tür resepsiyon salonunda duvara sabitlenmiş oldukları düşünülüyor. Eğer güçlü birini veya yeni bir hükümdarı ziyarete geliyorsanız, bu iki figür ve belki başka figürler sizi karşılayacaktır. Unutmamak lazım ki bunlar istikrarsız bir dönem olan 1200'lerde İran'da bir yerlerde yapılmış figürler. Gardiyanların ve asil figürlerin olduğu, boyanmış başka resepsiyon odası örnekleri de mevcut. Bunların örnekleri Afganistan Bagram'da ve Özbekistan Semerkant'ta var. Şimdi biz yine bu iki figüre dönecek olursak, şüphesiz ki figürler gücü temsil ediyor. İki figür de silahlı ve tehlikeli ama kıyafetleri güçlerinin en belirgin temsilcisi. Ellerinde kılıçlar var. Figürlerden biri kraliyete ait bir peçete tutuyor. Kıyafetler gerçekten etkileyici. Renkleri mavi, kırmızı, siyah hatta altın kaplama olabiliyor. Altın olduğunu hayal edin. Aynı zamanda mücevherlerle donatılmış. Küpeleri, kolyeleri var. Bu durum aslında biraz kafa karıştırıcı. Bu figürlerin gardiyan olabilecekleri düşünülüyordu. Ama bunlar aynı zamanda asil figürler de olabilir. Evet bu cevaplaması zor sorulardan biri. Peki bunlar prensler mi? kralların kralı mı? Ya da kraliyete ait gardiyanlar mı? Figürlerden biri kanat şeklinde bir taç takıyor. Sasani krallarının taktığı kanat şeklindeki bu taç, büyük ihtimalle İran'daki en eski otorite sembolüydü. Yani bu, İslamiyet öncesi bir imparatorluktu. Ve bu tarz bir otorite sembolünü bu figürlerde kullanmak gerçekten harika bir fikir. Çünkü sembol, odaya giren herkes tarafından biliniyordu. Bunun yanında iki figür de oldukça doğulu görünüyor. Bu kıyafetlerinin karmaşıklığının yanında sahip oldukları o güzel yuvarlak yüzlerinden geliyor. Türkiye ay yüzleri var. Yüzlerinde Orta Asya ve Doğu'nun etkisini görmek mümkün. Asıl ait oldukları yerden binlerce kilometre uzakta, burada New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeler. Biri 1950'lerde, diğeri ise 1960'larda gelmiş. İnanılmaz değil mi? Buraya birlikte getirilmemişler. Ama aynı ebattalar. Aynı şekilde süslenmiş ve boyanmışlar. İkisinin de aynı yerden geldiğini düşünebilirsiniz. Neredeyse bin sene sonra tekrar bir araya gelmişler. Ve hala iyi durumdalar. Figürlerin üstündeki mavi ve kırmızı renkler gerçekten çok canlı. Unutmamalıyız ki elektrik ışığı insanlık tarihinin büyük bir kısmında yoktu. O nedenle eğer kuvvetli bir etki yaratmak istiyorsanız harekete ve renklere ihtiyacınız vardı. Aksi takdirde sadece gün ışığı ve mum ışığı bu eserleri aydınlatabilirken bu eserler nasıl fark edilirdi ki? Bu renkler aynı zamanda zenginliğin ve gücün sembolü de olabilir. Çünkü bir eseri altın kaplamak çok pahalıydı. Eserin üzerindeki mavi renklerin kaynağı da büyük ihtimalle Afganistan'da çıkan lapis lazuli taşı. Lapis lazuli taşını ithal ediyor olmalılar. Bunun gibi kullanılan birçok önemli malzeme var. Bunlar zenginliğin diğer sembolleri. Sadece stüko, taçlar ve kılıçlar değil, kullanılan malzemeler de aynı derecede önemli.